tvbolu.com. Ben öncelikle sizin de hemşeriniz olan Sayın Valimizin, Batman Valimizin, Sayın Ekrem Can Alp'in sevgi, saygı ve selamlarını iletmek istiyorum sizlere. Bugün malumunuz çok kıymetli bir proje için bir araya geldik burada. Birkaç gündür bizden önce gelen heyetteki arkadaşlarımız da burada çok güzel karşılandı. Ben öncelikle onun için de hem Nahit Bey'e, hem Hamza Bey'e, hem Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizimle her an ilgilendiler. Tabii bu proje bize belediye ve valiliğe gelince Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Arif Arslan önderliğinde biz de çok heyecanlandık. Çünkü Batman petrol şehri 14 haneli bir köy iken Batman, sizlerin de hemşerisi olan Cevat Eyüp Taşman bir petrol jeoloğu olarak Batman'a geliyor. Ve bugün Raman 8 dediğimiz ilk petrol kuyusunun kazılmasında, açılmasında çalışmalar başlatıyor ekibiyle beraber. Bugün hala o petrol kuyusu faal çalışmakta ve yaklaşık günde 150 varil petrol üretiyor. Bu da çok kıymetli bir şey. Ta 1934'lerde kazımına başlanan, çalışmalarına başlanan bir kuyunun evet, şu anda bile petrol üretimi yapıyor olması sevindirici bir olay. Bize gelen, Batman'a gelen turistlerin hemen hemen çoğunu önce bir kuyuya götüreceksek bu kuyuya götürürüz. İlk kuyu olması hasebiyle. Tabii arkadaşlarımız şöyle dediler, hem Batman ayağı olan hem de Bolu ayağı olan bir belgesel çekelim. Bundan sonraki petrol jeologlarına, Bolu gençlerine, Batman gençlerine bir vizyon oluştursun. Evet. Bize bu konuda nasıl destek olursunuz diye geldiler. Biz hem maddi hem manevi kendilerinin yanında olacağımızı söyledik. Ve kendi aralarında cemiyetler iletişim kurarak buraya geldiler. Proje güzel, heyecan verici bir proje. Umarım profesyonel bir şekilde çekimleri yapılır. Ve sadece böyle işte sosyal medyada vesaire paylaşılır düzeyde değil, televizyon kanallarında da izletilebilir. Gerekirse uzun metrajlı da olabilir. Bir belgesel haline gelir. Bu konuda beraber düzgün çalışacağımıza inanıyorum. Sizlerle beraber. Evet. Valiliğimiz de bu konuda yanımızda olacağını söyledi. Bolu Valiliğimiz. Orayı da arkadaşlarımız ziyaret etti. Evet. Bu konuda beraber çalışmaya geldik. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Belediyemiz, belediye başkan vekilimiz, başkan yardımcımız Metin Bey, Metin Gürbüz Bey bizi yalnız bırakmadı. Yoğun işleri arasında bir fırsat bulup Bolu'ya geldi ve biz 3 gündür Bolu'dayız Batman heyeti olarak. Geldiğimiz günden beri başta Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nden Hamza meslektaşım, Mert meslektaşım ve diğer arkadaşlar sağ olsun Bağışçılar Vakfı Genel Başkanı Nahit Bey, Ticaret Sanayi Odası ve diğer Bolu Valiliğine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi oldukça sıcak karşıladılar. Zaten Bolu'nun çok büyük katkısı var Batman'a. 14 haneli bir köyün bugün yarım milyonluk şehre dönüşmesinde Bolulu iki büyük petrolcünün imzası var. Biz bunları gün yüzüne çıkarırken petrol nereden petrol şehri olduk? Kimler petrolü buldu Batman'da araştırırken İrfan arkadaşımızla ve emeği geçen diğer arkadaşlarımızla birlikte çok ilginç ipuçları elde ettik. Bu işin duayeni Türkiye'de ilk yüksek petrol mühendisi Bolulu Cevat Eyüp Taşman'dır. Ve akabinde yine Bolu'dan çıkan çok değerli bir aile, Gülez ailesinin önemli isimlerinden Turgut Gülez'i görüyoruz. Turgut Gülez, Cevat Eyüp Taşman kadar olmasa da en azından hem TEPO Genel Müdürlüğü'nde hem Batman Bölge Müdürlüğü'nde 1958-74 yılları arasında çalışmış ve Batman büyümesine ciddi katkıları olmuş değerli petrolcu simalardır. Biz ahde vefa gereği bunları hem Bolu, bir ayı aşkındır Hamza Bey zaten değerli Hürriyet'ten birlikte çalıştık yıllarca.
Mert arkadaşımızla da bir aydır ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Projenin ayaklarını yere vurmak için başta belediyemize, Metin Bey'e ve Batman Valisi, çok değerli hemşehrimiz, çok değerli valimiz Ekrem Canalp'a getirdiğimizde çok heyecanlandım. Keyif duyarım. Böyle projelere belediyemiz zaten sosyal aktivitelere destek veriyor. Özellikle gazeteciler cemiyetinin böyle bir başlangıç yapması bizi de onurlandıracak, sevindirecekleri. Biz de oldukça heyecanlandık ve 3 gün önce geldiğimiz Bolu'da gezdiğimiz yöneticilerden aldığımız mesajlar gerçekten bizi artık bir an önce bu belgeseli hayata geçirmemize vesile olacak. Tabii Batman'a yakında bir petrol müzesi yapılacak. Batman petrolün başkenti, halen Türkiye'de petrolün 1/4'ü Batman'da çıkıyor. Günlük üretim, varil üretimi sanırım, eğer yanlış varsa, 63 bin varil bulmuş durumda. Cevat Eyüp Taşman ile Turgut Gülez'in keşfettikleri Raman Dağı, Türkiye'de petrolün ilk bulunduğu dağdır. Ve bu dağda, sadece o bölgede günde şu anda 8 bin ile 10 bin varil arasında petrol üretiliyor. Başkanım da bilir, İrfan Bey, diğer arkadaşlar da bilir. Batman petrolün başkentidir. Türkiye'de halen o Raman Dağı'nda, Batı Raman'da, Garzan'da önemli rezervler var ve bu rezervleri tam 88 yıl önce keşfeden büyük petrolcu Bolulu hemşehrimiz Cevat Eyüp Taşman'dır. Biz de çok önemsiyoruz. Belki Bolu bunu unutmuş, Bolu hatırlamamış. Ama biz Türkiye'nin genç şehri, Bolu gibi böyle çok kadim, böyle hani tabiatın kalbin attığı bir şehir olmayabiliriz ama Karaaltın deyince Batman akla gelir. Biz de Bolu Batman kardeşliği kapsamında bu projeye bir ışık yakalım dedik. Kıvılcımı oradan başlattık. Bugün Bolu'dayız ve hakikaten Bağışlar Derneği Vakfı Genel Başkanı Nahit Bey çok sağ olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Vakfın da çok güzel çalışmalarını yakından gördük. Yani Bolu'nun böyle bir vakfa, İzzet Baysak gibi çok değerli bir değerlerin yanında Cevat Eyüp Taşman ve Turgut Gülez'i görmek bize çok büyük keyif verdi. Dün biraz arkadaşlarımız, dostlarımız gezdirdi. Hakikaten Bolu'dan çok iyi izlenimlerle ayrılıyoruz. Başkanımızın dediği gibi bu projeyi, bu belgeseli birlikte hayata geçireceğiz. Hiç bilmediğimiz Boluların şu ana kadar duymadığı Bolu'dan çıkmış değerlerin ülkeye neler kattığını bize siz gösterdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu ilk görüşme bir köprü bağlantısı oldu. İnşallah bundan sonra Bolu Batman arasında daha sık gidilip gelinecek ve kardeşlik daha da pekişecektir diye düşünüyorum. Tabii bizim Bolu'da ya da işte Türkiye'de insanların petrol deyince aklına gelen Batman ve Raman Dağı. Onun dışında pek fazla bizim petrolle ilgimiz, bilgimiz yoktu. Ama sizler sayesinde öğrendik ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bolu'da doğmuş Cevat Eyüp Taşman Amerika'ya gitmiş okumaya ve devlet tarafından yollanan, sizlerin bilgilerinden ben faydalanarak bunları anlatıyorum. Devlet tarafından Amerika'ya gönderilen 4 öğrenciden biri olan Cevat Taşman orada jeoloji mühendisi olmuş ve Teksas'ta petrol üzerine uzun yıllar çalışmış. Atatürk'ün Suriye'de İngilizlerin petrol bulmasıyla ya bizde niye yok, değil mi, yanlış söylemiyorum tabiriyle Eyüp Taşman'ı Türkiye'ye getirmişler. Eyüp Taşman bu bölgede araştırmalar yapmış. Yani Bolu'da biz Eyüp Taşman'ı nasıl öğrendik? Ailesinden, İkinci Dünya Savaşı başladığında Eyüp Taşman Türkiye'deyken, Batman'da bu petrol işiyle uğraşırken çocuklarını savaşta zarar görmesinler, Türkiye'de girer belki diye düşüncesiyle belki de Amerika'ya yollamış. Çünkü orada uzun yıllar çalıştığı için. Ve çocukları o savaş döneminden sonra da Türkiye'ye gelmemişler.
Bizlere oradan bir haber geldi. Bizim kurucu üyelerimizden ve büyük bağışçılarımızdan Haldun Taşman da bu ailenin bir üyesi. O çocuklarıyla görüştüğünde Cevat Bey'in, ya mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz babamızın. Hani nerededir, bulabilir miyiz, Bolu'da mıdır diye bize bir haber geldi. Biz de bunun üzerine araştırma yaptık. Bolu'da öyle bir şey bulamadık. Ondan sonra aklımıza geldi. Yani bu nerede çalışmış? Raman'da çalışmış, Batman'da çalışmış. Gelmiş, oraya gitmiş. Orada işte eşiyle tanışmış falan. Hep orada geçmiş hayatı. Bolu'dan çok orada yaşamış. Sağ olsun Gazeteciler Cemiyeti, o Batman Gazeteciler Cemiyeti ile bağlantıya geçip, ya böyle bir kişi var, orada çalışmış, haberiniz var mı, ne bilgi var dendiğinde, ya bizim bilmeyeceğimiz bir şey değil, bu bizim çok iyi tanıdığımız bir insan, Batman olmasında çok faydası geçen, Türkiye'de petrolü ilk bulan, ki bunu Türkiye'de birçok insan da bilmiyor, Bolulu biri. Böylece bir köprü oluştu, sağ olsun. Bizi davet ettiler, gelin burada görün, sizi ağırlayalım, ama biz bir türlü vakit bulup gidemedik. Sağ olsunlar, onlar kalkıp geldiler, siz gelmiyorsunuz madem dediler. Teşekkür ediyoruz o yüzden. Şu anda bu Batman valisi de Bolulu bir hemşerimiz. O da tabii bunu duyunca ilgi göstermiş. Belediye ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti, belediye, valilik bu konuda Bolu'ya geldiler. Biz de valilik, belediye, ticaret odası, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak hep birlikte görüştük, ziyaret ettik. Herkes çok ilgi gösterdi. Herkes elimden ne gelirse bu konuda katkı vereceğini söyledi. Onun için de buradaki yöneticilere de teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir belgesel olacak. Hem Türkiye'nin petrol tarihini, Batman'ın doğuş tarihini anlatacak. Çünkü şu anda en önemli konulardan biri biliyorsunuz enerji. Türkiye'nin de en büyük ithalatı enerji, petrol. Eğer petrole para vermesek Türkiye herhalde 4 katına çıkar. İnşallah bu Cevat Taşman'ın yaktığı meşale büyüyerek dağılır Türkiye'ye. Birçok bölgede duyuyoruz gittikçe petrol çıktığını. Ama bu işin merkezi Batman, oradan çıkan bu meşale her yere dağılıyor. İnşallah bir gün Bolu'da da çıkar. Gerçi biz çok istemeyiz, doğamız bozulur diye bazı şeylere karşı çıkıyoruz. ama her bölgenin kendine has özellikleri var. İnşallah bu proje güzel bir yere ulaşacak. Tekrar bize bu yolu açtığınız için teşekkür ediyoruz. Bu dostluğu kurmaya vesile oldunuz. tvbolu.com